Bugün gazetemizin de manşet haberi Hit 30 programının detaylarından bahsetmenizi rica edeceğim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Temmuz'da ana hatlarıyla duyurulan Hit 30 programının detaylarını aktarmanızı rica edeceğim. Buyurun söz sizde. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı sizin de söylediğiniz gibi 24 Temmuz'da duyurduğu andan itibaren biz bu işin peşine düştük. Yani ben hem kişisel mevzuna yönelik kişisel ilgim ve takibim gerekse gazetemizin hedef kitlesinin ilgisini çekmesi açısından baktığımızda hit 30 aslında yani Cumhurbaşkanı açıkladığından bu yana peşindeydik. Şöyle ki burada öncelikle şunu söyleyelim ki bu yeni bir teşvik programı değil yani özellikle bu OVP'nin tanıtımının ardından Sanayi Bakanı'nın bir açıklaması olmuştu. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı teşvik programı ya da en yüksek değerli gibi bir ifadesi vardı. Öncelikle onu şunu söyleyeyim ki bu Cumhuriyet tarihinin en yüksek teşvik paketi değil. Daha doğrusu şöyle. Zaten bu paket 2017 yılından itibaren yürürlükte aslında. Onun da temeli şu. Proje bazlı teşvik sistemi. Şimdi Türkiye proje bazlı teşvik sistemi adı altında 2006 mevzuat altyapısı 2016'da tamamlanan ve 2017'den bu yana da yürürlükte olan proje bazlı teşvik sistemi kapsamında şu ana kadar 60'ın üzerinde projeye teşvik verdi. Bunların içerisinde işte savunma sanayi firmaları var. İşte özellikle çok tartışıldı bazı yatırımlar, savunma sanayi firmalarına yönelik verilen teşvikler. işte güneş enerjisi yatırımlar var ki onlar da tartışıldı. İşte burada yatırım yeri tahsisi, işte faiz desteği vesaire. Yani sonuçta 60'ın üzerinde yatırım burada proje bazlı teşvik sisteminden destek almaya hak kazandı ve bunların yatırım süreçleri devam ediyor. Önemli bir kısmının hiç başlanmayan yatırımlar da var. Bu HIT 30 diye tabir edilen konu ise sadece isim değişikliği ya da bir yeni bir devinim yaratmak adına, yeni bir heyecan yaratmak adına yapılan bir bir uygulama gibi görünüyor. İsim değişikliğinden kastım da şu. Hit 30 yüksek teknolojiyi içeren Hit 30 adı yani oradaki 30 2030 yılından geliyor. Türkiye bu tarihten sonra 2030 yılına kadar bu yatırımları yapacak ve daha doğrusu Türkiye'nin yatırımları yapacak derken bu yatırımlara çağrı davet bekliyor Türkiye'de. Daveti çıktı ve yatırımcı bekliyor 6 kategoride yatırımlar yapılacak. Yani buradaki yapılacak yatırımları dediğim gibi 7 yıldır yürürlükte olan proje bazlı teşvik sistemi kapsamında Türkiye destekler sağlayacak. 2025 yılına kadar başvuruda bulunmak gerekiyor. Bununla 6 kategori demiştik. Cumhurbaşkanı da duyurduğu kısım buydu zaten. Elektrikli araçlar 5 milyar dolar yani Türkiye. Biliyorsunuz daha o da tartışma konusu ama bir BYD için yatırım kararı var o da bu sistemden yararlanacak ama bu, burada da daha netlik yok. Başka markaların da gelmesi bekleniyor. Batarya teknolojisine yönelik 4.5 milyar dolarlık bir yatırım bekliyor Türkiye. Çiple ilgili 5 milyar dolar. Güneş enerjisi 2.5 milyar dolarlık bir yatırım bekleniyor yine 2030 yılına kadar. Rüzgara 1.7 milyar dolar ve ar de 1 milyar dolar. Şimdi e, burada daha farklı olan Kamu'nun alım garantisi verebileceği ürünlerin ürettirilmesi. Çünkü dediğimiz gibi 2017 yılından bu yana ki teşviklerde de yine kamu alım garantisi istenirse vardı ama o sadece şu ana kadar tog için kullanıldı yerli ve milli otomobil tog için kullanıldı. O da yanlış hatırlamıyorsam yıllık 30 binlik alım garantisi. Burada gerek çipte gerekse o diğer argede yine bir alımla ilgili hususlar olabilir. Çünkü ya da burada devlet bir şirketlere sermaye desteği de sağlayabilir. Oldukça önemli bir konu dediğimiz gibi yeni bir unsur yok. Çok büyük ihtimalle tamamına bu kadarlık bir yatırım gelmese bile bir kısmı zaten bizim de bildiğimiz ve takip ettiğimiz Türkiye'deki özel sektörün üzerinde çalıştığı yatırımlar bu çağrıyla birlikte hayata geçirilmek için daha somut adımlar atılacak gibi duruyor. 5 ile ilgili de bir şey var gibi görünüyor. 2025'te yapılacak anlaşılan ihalesi hazırlık o yönde gibi görünüyor. Evet, ulaştırma Bakanı ile yaptığımız röportajda da zaten Sayın Bakan bize evet. de ifade etmişti. Bugün de zaten Canan Sakaryanın haberinde Hı -hı. de var. Türkiye bu konuda işte 5 yani tam işte 6G için de adım açtı. Buçuklu G'ler konuşuluyor ya 5.5G vesaire. 5.5 yani Türkiye bu konuda da aslında bir takım adımlar atmaya çalışıyor ama daha işin çok başındayız. Ee, yine Mehmet Kayan da geçtiğimiz hafta içerisinde buna benzer bir konuda e, gazetemizin sayfalarına e, taşıdığı bir haber vardı. Ama e, herhalde bu yıl içerisinde o işle ilgili en azından ilk adımda atılmış olacak ama sektör zaten çalışmaları yapıyor orada da yani yeni yapılacak yatırımlar bu kapsamda da değerlendirme ihtimali var. Evet. Hüseyin şöyle Ankara'da ya tabii ki biraz önce Canan Sakarya ile de konuştuk. Yani o da net bir şekilde dedi ki ya meclisin açılmasıyla beraber gündem biraz daha hareketlenir muhtemelen ama senin böyle dikkatini çeken Ankara'da şu son zamanda Böyle bir e, haber, bilgi, odaklanılan bir konu var mı? Şöyle izleyenlerimizle paylaşabileceği. Ee, var ama paylaşabileceğim yok diye şimdi merak uyandıracağım. <laughs> ee, daha sonra çünkü a, arka altını doldurmadan, e, netleştirmeden... E, bu bunlar bu yayında da daha doğrusu sorumlu gazeteci olarak çok paylaşmak istemiyorum ama özellikle savunma sanayi konusunda önümüzdeki dönemlerde Türkiye'de önemli sürprizler olabilir. Hmm. onun bir kere altını çizelim ve yine bu bu haberle çalışırken çok uğraştım çünkü. bu bu 30 haberine çalışırken yabancı yatırımlar konusunda da yine farklı sürprizlere alınmış yatırım, alınmış yatırım kararları ve alınacak yatırım kararları noktasında da farklı sürprizlere de bu yönüyle açık olmakta fayda var. Ben bir şeyler bekliyorum bu alanlarda. E hadi hadi bakalım gazetecinin bu titizliğine saygı göstermekten başka yapacak bir şey yok ama merakla da bekliyoruz. Çok teşekkür ederim.